Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak çektiğim abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de bu şekilde. Bu iğne modelini sizler için ta çevirdim. Benim çevirmiş olduğum modelim de şu şekilde oldu arkadaşlar. En yakın bu kadar benzetebildim arkadaşlar. Hem de bu şekilde farklı bir yaprak sizler için tasarladım. Yine aynı iğne yasında olan ara suyumuz. Böyle minik kayalarımız var arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Bu yaprağı çok beğeniyorum arkadaşlar. Sizlere böyle rengarek göstermek istiyorum. İstiyordum daha doğrusu. Ve bu çiçeğinde kenarına yaparak bu şekilde değerlendirmek de istedim. Evet. Elimden geldiği kadar arkadaşlar sizler için bu şekilde tasarladım. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Tığ battılarımızı ilk önce yemenimizin dört kenarını bu şekilde hazırlıyoruz. İkişer zincir çekerek ve herhangi bir tığ battının içine girerek sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki tığ battıya bir tane tığ battı yapıyorum. İki tane tığ battı yaparak ilk başlarken de bu şekilde başlıyoruz. Bir zincirle döndüm arkadaşlar. Bu ara suyumuzu yapıyoruz. Hemen yanındaki tığ battımın içine bir zincirimi sık iğne ile kapattım. İki zincir bu şekilde tığ battımın içine girip ikiden bire eksilttim bir zincirimi çekiyorum döndüm ve bir tane kalan yuvamın içine sık iğne ile sabitledim bu şekilde arkadaşlar ve 8 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum zincirimi çektim hemen bir yanındaki boş olan tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve bu kayamı bitirdim bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi yine tığ battı yaparak ara mesafesi vereceğiz. 3 tane koydum ben. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. 1 2 zincir 1 2 zincir Bu şekilde arkadaşlar 3 tane tığ battı ara suyumla yaprağımın arasına yeterli. Bir defa pardon iki defa doladım tığımın başını bu şekilde arada bir tane yuva bırakıp ikinci tığ battığının içine 1 2 2 2 alarak yine arkadaşlar yaprağım ve çiçeğim için uzunca bir trabzandan yuva yaptım bir tane zinciri çektim dibine trabzanın hemen üstüne bakın arkadaşlar trabzandan da bir ilmek aldım bu şekilde iki tane ilmeğim var İkisini birden çekerek buraya bir tane yuva yaptım. Sadece ilk başlarken arkadaşlar bir zincir çekiyoruz trabzanımızın tepesine. Yoksa diğerlerinde sıralarda asla zincir yok. Tığım boş. Hiç alma işlemi yok. Zincir işlemi yok. Bir tane ilmeğim var. Hemen o kapattığım noktanın şu tel kısmını arkadaşlar bakın. Buradan girip bir tane ilmek aldım. Dibine asla zincir çekmiyorum. Sadece boş bir ilmek. Bir de trabzandan sadece boş bir ilmek. Dibinde asla zincir yok arkadaşlar. Şu şekilde 2, 2 olarak aldım. Bakın. Bu şekilde yaprağımızın yapımına başlıyoruz. İkinci sırasını yaptık bile. Tığımda bir tane ilmek var. Asla zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bakın şu kapattığım telinden. Hani önceden e, örgü yapardık. Ben 2000 yılında oğluma yelek örmüştüm bu şekilde. onu arkadaşlar yaprak tığa uyarlanmış şekli. Bir tane ilmeği o telden aldım. Trabzandan aldığım ilmeğimin telinden de aldım. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Tığımda 3 oldu. Şimdi bir tane de trabzandan aldım. Tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Bir <laughs> sık iğne ile başladım arkadaşlar. Çoğaltarak 2 3 gördüğünüz gibi 4'e kadar bu şekilde ilmeklerimi çoğalttım. 2 2 2 alarak 3 seferde kapattım. Yine bir tane ilmeğim var gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Ve aynı işlemi tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın buradaki telin arasından girip ilmeğimi geçirdim bu telin arasından. Bu şekilde tığımda iki tane ilmeğim oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki ilmeğin telinden alarak 4 olan ilmeği bu şekilde 5'e çıkaracağım. Şimdi 3 oldu. Şu tellerden alarak arkadaşlar 4 oldu ve yuvadan da aldım. Tırabzanımdan da aldım. Bakın 5 tane tığımda ilmek var. Yine 2 2 2 olarak şöyle başa kadar geldim. Bakın yaprağım şeklini almaya başladı arkadaşlar. Bu tığdaki ilmek adedim 9 olana kadar devam edecek. Bunu 9'a kadar çoğaltalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 tane ilmekten bu büyüklükte yaprağı oluşturdum. Biraz sanki arkadaşlar uğraştırıcı gibi dursa da bir yaprak bir de farklı bu şekilde yaprak deneyin isterim. Evet şimdi iki tane zincirimi çektim ve yine aynı sistem arkadaşlar sıradaki bu telden alıp iki zincirimle şöyle kapatma işlemini yapıyorum. Sıradaki telden giriyorum. Evet arkadaşlar bu arada tığımda 21 numara bu şekilde ince tığ ile daha güzel işler yapabilirsiniz. Çünkü ucu ince olduğu için rahat bir şekilde tellerin arasına girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde çözülmesini de bekliyorum. Hem sizi aydınlatıp hem de kameramın çözünürlüğünün gelmesini bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar böyle tellerden alarak aşağıya kadar inceceğiz. Şöyle yavaş yavaş gösteriyorum. Kameranın çözünürlüğünden gözükmediyse. Bu şekilde arkadaşlar trabzana kadar inelim. Evet arkadaşlar trabzana kadar aynı sistemle tellerinden alarak sık iğne yaparak indim. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 5 zincirimi çektim. Şimdi çiçeğimizin dal kısmını yapıyoruz. Yaprağını yaptık sıra dalında. 2 defa tığımı doladım. Hemen arkadaşlar aynı trabzanın içine giriyorum. 1 2 iki, 2 iki, alarak iki şöyle uzunca bir dal yaptım. Çiçeğimin düzgün gözükmesi için arkadaşlar bu dal önemli. Kısa dalda çünkü çiçeklerim yerlere değiyor. Bu şekilde dalı dikkat ederseniz yapımın arkadaşlar çiçek daha hoş duruyor. Şimdi ters çevirdim. Ters tarafından bu trabzanımın arasını aralıyorum. Ve arkadaşlar kapatıyorum buraya. Minik 3 zincirden bir yuvam oldu. Bir tane zincir çektim. Döndüm arkadaşlar. Bakın. Buradaki minik yuvanın içine bir zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Ve dibine bir tane de zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Aparatım arkadaşlar bu sefer tığımın plastik ucu. Bunu çay karıştırıcısı olarak da kullanabilirsiniz. Tereyağı plastik sap olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz büyük. Yani kulak çöpünden büyük olduğu için bunu tercih ettim. Böyle daha güzel duruyor arkadaşlar yuvasını. Yeşil yuvasını bu şekilde hazırlayacağız. Aynı bu 3 zincirimin içine giriyorum. 1 2 zincir. Hemen arkadaşlar taktım. Bu şekilde ilmeğim 2 oldu. Yine 3 zincirden çektiğim bu yuvanın içine girdim. 1 2 zincir taktım arkadaşlar. 3'e tamam. 3 tane olacak. Bu şekilde. Aynı yuvanın içine bir sık iğne yaptım. Tekrar bir sık iğne daha yapıp arkadaşlar zincirimi çekiyorum bu şekilde. 1 2 3 ve 4. Şöyle arkadaşlar bir tane daha çekelim. Yine trabzan yuvasına başladığım dalımı başladığım yere bu 5 zincirimi de sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde dalımız oluştu. Tepesinde de 3 tane kirpiğimiz. Şöyle sağladım. Bakın arkadaşlar 3 kirpiğimin boyutu da bu şekilde. Biraz daha açık seçik gördüğünüz gibi. Yani büyük kulak çöpünden. Şimdi arkadaşlar iki zincir çekerek 7 tane buraya tığ battı mesafesi vereceğim. Şuraya arkadaşlar bakın dibine ben muhakkak biliyorsunuz bir sık iğne yaparım ki şöyle yukarı doğru bir meyil vermek için. Bunu unutmayalım. Şimdi iki zincirimi çektim. Tığ battımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Tığ battımı yapıp 7 tane tığ battı mesafesi veriyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde arkadaşlar ara mesafesi olarak 7 tane tığ battı ara mesafesini verdim. 7 tanenin 2 tanesini şimdi arkadaşlar buraya bir düz kaya yani ara suyu yapacağım. Bir zincirle döndüm. Hemen sık iğne ile sabitledim. 2 zincir bir tane yuva yaptım. Evet, ikisini bize ait 5 tanesi de ara mesafesi olarak kullanacağız. Bir zincirimi çektim arkadaşlar, düz yüzüne döndüm. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Evet. Ara mesafesini, ara suyumuzu verdik arkadaşlar. Düz kayamızı yaptık. 8 tane sıkı sıkı zincir. Hemen arkadaşlar bakın boşluktaki boş olan yere bu 8 zincirimi kapatıyorum. Yine 2 zincir çekerek 2 tane tığ battı yapıp bu şekilde bu kayadan yapacağım. Arası olarak. Evet arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. İlk ipimin içine giriyorum bu şekilde sık iğne ile. İpimi kirpiğime bu şekilde sabitledim. Bir tane sık iğne yaptım. Üzerine 5 tane zincir yapıyorum. Sık iğnemi aralayıp hemen bu şekilde sabitliyorum. Buraya bir tane kirpik yaptım. Sıradaki kirpiğimin içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Evet arkadaşlar, sık iğneyi aralayıp ikinci kirpiğimi yaptım. Bu taktiği sizlere daha önce göstermiştim arkadaşlar. Sık iğneyi aralayınca daha güzel duruyor bu şekilde. 4 5 zincir. Kapattım. Sık iğnemin arasına evet 3 tane kirpiği bu şekilde buraya yaptım arkadaşlar. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bakın. Yaptığım bu tığımın ucuyla yaptığım e, ilmeğimin arasına beşer zincir çekerek üç tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. 4 zincir benim diğer kirpiğimin arasına geçiş köprüm arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Aynı işlemleri hem iki ve hem üçe yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ters tarafını şu şekilde çeviriyorum tülbentimizin. Modelimizin ters tarafını çeviriyorum. Yine aynı kırmızı renkten yapacağım arkadaşlar. Bu yeşil. Bakın 3 tane kirpiği yaptığım yeşil ilmeğimin içine sık iğne ile bu kırmızı ipimi sabitliyorum. Buraya tutturuyorum arkadaşlar. İpimizi buraya tutturduk buraya arkadaşlar. 15 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ve 15. 15 zincirimi buraya çektim arkadaşlar. Bakın şurada şu şekilde 4 zincirle geçiş köprüsü yapmıştım. O 4 zincirimin arasına bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şöyle arkadaşlar halkayla da çevrildiğine emin oldum. Bakın 3 tane kirpiğim bu yaptığım halkamın içinde. Ve tekrar ben buraya arkadaşlar 15 tane zincir çekiyorum. 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın ilk bu köprünün 4 zincirli köprünün arasına girip sabitliyorum. Yine de arkadaşlar hani kontrol ediyorum acaba içinde mi diye. Bu şekilde halkamın da içinde Yine çekiyorum arkadaşlar zincirimi. 7, 8, 9, 10, 11, 13 ve 14. 14 zincirimi çektim. Şöyle arkadaşlar yine yeşil yuvanın bu tarafına bu şekilde kapatıyorum. Sık iğne ile yani sabitliyorum buraya. Hal tepelerini arkadaşlar bir halka zincirden yuva yapıyoruz. Sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Bir zincirimi çekerek şöyle düz tarafına döndüm. Yapmış olduğumuz bu 15 zincirin arasına girip bir tane tığımda ilmek aldım. Ve tığımda olan ilmekten geçip sık iğne yaptım. Yani sahte sık iğne. Üzerine bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar zincirin arasına girip bir ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçirip üzerine bir zincir. Bu şekilde 15 tanenin üzerine 17 veya 18 sıklık seviyesine göre arkadaşlar. Bu şekilde halka çeviriyoruz. 4 oldu. 5 6 7 8 Bakın arkadaşlar şu şekilde doldurup sonra düzeltiriz. 9 10 11 12 13 Bu zariftiriyor arkadaşlar. 14 O yüzden bunu tercih ediyorum bu sık iğneyi yani 15 16 ve 17 Evet 15 tanenin arkadaşlar ilmeğimizin üzerine 17 tane bu şekilde sık iğne yaptık. Hemen bakın arkadaşlar yanındaki bu 15 zincirin içine aynı işlemi yapıp buraya da yani bu şekilde sık iğne ile 17 tane yapıp aynı bunun gibi arkadaşlar şöyle etrafını sık iğne ile çerçeveleyeceğiz. Diğerlerini de yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. En son sık iğnemi de bu şekilde ilmeğimin arasına girerek sık iğne yaparak bir zincirle koparttım. Bakın arkadaşlar, o kadar hırpalanmasına rağmen bu şekilde sıkı yapıldığı için kalıp gibi durdu ara suyumuzda. Bu da daha önce sizler için hazırladım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Kamera karşısında insan hani biraz daha gevşek yapıyor galiba arkadaşlar. Bu da daha önceki Yaptığım şeyler modelim yani dal kısmı biraz daha zinciri sık olmuş. Bu şekilde. Modelim bu. Umarım beğenir. Yaparsınız arkadaşlar. Faydalı bir video olmuştur. Hoşunuza giden, beğeneceğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.